Kendi kendine mi buldun? Yok, bekçi. Bekçi. Ha. Buraya. Mol, meşale, ne bileyim işte o günün dönemde, lamba, böyle kim yapmış bir yer. Yalnız burası yeni açılmış, daha doğru açılmaya çalışılmış bir yer. Burası da tarihi yerleri ve bölgeleri incelemeye devam ediyoruz. Köyün girişindeki muhteşem bir mağara gördüm ve durdum. Bakalım dedik, ne var ne yok içerisinde, bir inceleyelim. Evet, bu şekilde bir mağara. Gördüğünüz gibi sese bak. Huu! Nasıl yankı yapıyor? Bakın burada oturma yerleri. Burada oturma yerleri. Burası kendi deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. Bir nöbetçi kulübesi arkadaşlar. Çünkü burada tam köyün girişi ve köyün girişine bakan yol olduğu için tabi buralarda saklama alanları yapmışlar. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir işçilik. Oymalar, kapının sütunları, güzel bir yapı. Buraya da bir tanesi imzasını atmış. Evet, devam ediyoruz. Başka neler var? Böyle baktığımızda da yine muhteşem bir oluşum bizleri karşılıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka neler var? Bu tarafta yine bir mağara daha var. Mağara. Oymalar. Aa, biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her tarafta oymalar, girişler, çıkışlar, muazzam bir şekilde yapılar. Zirveye doğru çıkalım. Buradan şuraya basalım. Evet. Şu zirveye bakar mısınız? Taşlar üst üste koyulmuş. Şey gibi yapılmış aynı. Kale girişi gibi. Ama tabii ki bir kale değil. Burada da oymalar var. Bu şekilde her taraf işaret. Muazzam bir işaret var. Burası devlet tarafından site alanı olarak ilan edilmiş arkadaşlar. Biz sadece bakmak için geldik, araştırmak için. Tarihi görmek ve incelemek güzel. Sadece bu köyün girişi ve başlangıcı arkadaşlar. Daha burada köy yeni başlıyor ve ileride yeraltı şehirleri, ondan sonra bir sürü kazı yapılan bölgeler devlet tarafından, arkeologlar tarafından kazılar yapılmaya devam ediyor. Ben de sizlere paylaşmak istedim bu güzel yerleri. İleride mağara var. Muhteşem bir şekilde devam ediyor. Bu yol, şu yol
Belki 2000 yıllık bir yol arkadaşlar. Belki de daha fazla, bilmiyorum. Tabi zamanla böyle yapıla 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 günümüze kadar gelmiş. Normalde burası kervanın geçtiği bir yol. Burada kaleler, dediğim gibi yeraltı şehirleri, bir sürü güzel tarihimiz var. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Karşısında, az önce oradaydım, şimdi bu tarafa geçtim ve bu tarafı inceleyerekten gidiyorum. Şu an zaten işaretleri görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bakın burada mesela saklama alanı. Burada zamanında saklamışlar ve çıkarmışlar. Kasalar, yani açılmış kasalar. Bu şekilde devam ediyor. Bunlar yine yapılmış kayalar. Her taraf tarih. Bakın şurası mesela. Şurası muazzam bir şekilde yapılmış. Oturak taşı gibi. Çok güzel. Oyması karşıda. Her tarafta işçilik var arkadaşlar. Muazzam bir işçilik. Tabii. Erozyondan dolayı da bir yıpranmış, yani onu da söyleyeyim, bayağı bir yıpranmış. Ama bu kadar yıpranmasına rağmen hala güzel bir tarih yerinde duruyor. Hepsi görsel şören gibi var. Wow. Evet. İkinci oluşuma doğru gidiyoruz. Çok güzel bir yer karşılıyor bizi. Bakın 1-2 oyma, 3-4 her taraf kasacık. Açılmış kasacıklar. Buradan içeriye giden bir mağara. Buradan yine bakın içe doğru açılmış bir kasa. Oymalar her tarafta zaten. Tarihin içinden. Bakın şuradaki büyük bir giriş gibi. Sanki oyması falan. Görüyorsunuz. Kocaman kaya konulmuş gibi duruyor aynı. Devam ediyorum. Roma döneminden, çoğu Roma dönemine ait arkadaşlar buranın. Ondan sonra Romalılardan sonra Selçuklu dönemi, Selçuklu'dan sonra Osmanlı, bu şekilde bize kadar gelmiş bölgeler. Bakın mesela burada iki tane oyulmuş iltiğine açılmaya çalışmış. Şurada bir tane mumluk, yani buraya ateş yakıp buradaki girişi ileriden görmeleri için yapılmış bir pencere. Buraya mum, meşale, ne bileyim işte o günün döneminde lamba koymak için yapılmış bir yer. Yalnız burası yeni açılmış, daha doğrusu açılmaya çalışılmış bir yer.
Burası da gördüğünüz gibi mağaranın girişi. Yani daha doğrusu bir yaşam alanı. Bismillahirrahmanirrahim. Burada mezar varmış. Bakın. Mezar. Mezar açılmış. Burası bir mezar. Görüyorsunuz. Oda mezarı. Kaya içi oda mezarı. Açılmış, alınmış bu şekilde. Vahşete uğramış. Mezarları görüyorsunuz. Çok güzel yapılmış ama. Değil mi? Harika. Sütü dolmuş. Kemikler falan var mı diye bakıyorum ama herhangi bir kemik falan göremedim. İlk ihtimal kazı sonrası kaldırılmış. Bu şekilde burayı da oymaya çalışmışlar yine. Buradan da yine böylece bir tane daha var yanında. Wow. Yine bu da çok güzel. Bu da 3 tane. 3 tane mezarlı. 1, 2 ve 3. 3 tane mezar. Ve orada da büyük ihtimal o köşe, biraz ilerleyeyim şöyle. Bakın o köşede de, şu köşede de mezarların hediyesi, müjdesi varmış, almışlar büyük ihtimal. Çünkü orası toprak dolu, bakın fark ettiniz değil mi? Toprakla, yani malzemeyi genelde toprakla buluşturmayı severler, mezar malzemelerini. Çünkü toprak daha güzel, zararsız bir şekilde sakladığı için. Bakın burada da yine bir tane mezar müjdesi varmış. Büyük ihtimal burada yatan değerli bir kişi, ki böyle güzel bir mezar yapılmış ve hediyesi yanına koyulmuş. Buradaki de yine ufak bir hediyesiyle buraya koyulmuş. Buradakinin hediyesi veya parçaları yok. Bu şekilde iki tane oda mezarı, kayanın içerisine yapılmış oda mezarı arkadaşlar. Bunlar oda mezarı. Burası tek kişilik bir mezar. Büyük ihtimal kral veya kralın soyundan gelen bir tanesi burada yatıyor. Kendine ait bir mezarı var. Ve mezarının ön girişi, bakın mezarı arka tarafta, ön girişi de değerli malzemelerinin olduğu nokta. Burada da yine kralın soyundan gelenler büyük ihtimal 3 tane mezar, 1, 2, 3 tane. Ortada da yine mezarın sahiplerinin malzemeleri ve değerli malzemeleri de mezar kenarı veya mezar altlarına koyabiliyorlar bazen. Bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mükemmel bir yapı. Mükemmel bir işçilik. Ve karşı tarafa da baktığımızda mükemmel bir manzara. Değil mi? Bizi karşılıyor. Çok güzel. Evet. Burada da yine defineciler. Üçüncü bir. Bakın burada 1-2, 1-2, üçüncü bir kapı aramaya çalışmışlar büyük ihtimal. Bulamamışlar. Neden dolayı? Çünkü başka bir şey yokmuş burada büyük ihtimal. Zaten 2 kaya mezarında üçüncü çok zor görülen bir şey arkadaşlar. Tabii yine de şansını denemişler. Denemişler ve başarılı olamamışlar. Evet. Şimdi girmek de yasak. Yasal uyarıları asmışlar. Girmek yasaktır diye. O yüzden biz de dış tarafından bu şekilde bir
inceleyelim. Bilmiyorum size ne kadar görünecek ama şöyle kamerayı elime alayım, size göstermeye çalışacağım. Bakın, şu arada bir tane mezar var ve mezar hala açılmamış, kapalı bir şekilde. Hemen az ilerisinde mermerden yapılmış giriş, yani kapı giriş sütunlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde yapılmış ve hala devam ediyor. Böyle ilerleyelim biraz. Bu şekilde. Burada da yine duvarlar ve duvarların üzerindeki simgeler, işaretler çok güzel bir şekilde korunuyor, devam ediyor. Şöyle gidelim bakalım neler var. Giremediğimiz için detayları size gösteremiyorum. Keşke girebilseydik çünkü burada hiç kimse yok. Sadece bir kamera her tarafı gözetliyor. Yani demek ki kazıların görülmesini istemiyorlar ya da daha sürdüğü için bu şekilde bir önlem almışlar. Evet, bu tarafa doğru gidelim. Burada da yine bir oda. Odanın içerisinde bir çukur var, aşağıya doğru gidiyor. Kazılmış büyük ihtimal. Arkeologlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Karşıdaki kare kare kesme taşlar, üzerinde işaretler muazzam bir şekilde duruyor arkadaşlar. Karşıda bir tane sütun var yine, yuvarlak, mermerden yapılmış. Burada krallıklar yaşadığı için hep genelde mermer çok kullanılmış arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bakın, yuvarlak sütunlar, mermerden yine kapının oradaki girişler, duvardaki gizli bölmeler müthiş bir şekilde yapılmış. Yani şu an şöyle söyleyeyim, şu karşımızdaki yuvarlak sütun şu teknolojide bile yapmak kolay değil yani bence. Ama bundan 6000 7000 yıl önce bunlar yapılmış ve işlenmiş aynı zamanda. Şu an mesela düşündüğümüz zaman bir mermeri bile işlemek ne kadar zorken adamlar bunu yıllar önce, 1000 yıllar önce, 2000 yıllar önce yapmış yani. Bir şekilde size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada biri olsaydı ondan izin alır, onunla beraber size güzel bir inceleme videosu yapmaya çalışırdım. Ama kimse olmadığı için bunu yapamıyoruz. Görüyor musunuz? Bak, karşıdaki mesela kapıdaki mermerler, sütunlar ne kadar güzel işlenmiş. Muazzam bir işçilik. Muazzam bir işçilik var arkadaşlar. Her yeri birbirinden güzel. Vay be. Günümüzde bile yapılmayan güzellikler burada. Çoğu yerde daha büyük ihtimal keşfedilmedi. Ve keşifler sürüyor. Burada da yasal uyarılar var. Bu tarafa doğru gidiyorum. Burada da yine
Amaryum'un bir haritası. Böyle göstereyim size. Göstermeye çalışayım. Burada ne diyor? Amaryum, Hisar, Ankara'nın 170 kilometresinde. Burada bakın. Amaryum'un Roma Senatosu tarafından bölgede kendi operasyon izin verilen ilk şehirler arasında olur diyor. Milattan önce, bakın arkadaşlar, milattan önce 1. yüzyılın başlarında Doğu. Harika ya, gerçekten anlatmaya gerek yok. Burada da kazı yapılan bölgeleri, yani açığa çıkan bölgeleri bizlere göstermeye çalışmışlar. Mükemmel. Gerçekten harika. Ama tabii detaylı bir içerisini sizlere gösteremediğim için de bir o kadar da üzgünüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı kilitli bir şekilde, herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Başka bölgelere doğru gidiyoruz. Çünkü burada birkaç tane bildiğim kadar yeraltı şehri var. Bir tanesi burada, bir tanesi az ileride, bir tanesi de yukarıda. Yukarıdaki kocaman imparatorluğa ait bir tane kale. Kale tabi zamanla yıkılmış. Duvarları toprak altında kalmış erozyondan dolayı. Onu daha önceki videolarımda size göstermiştim arkadaşlar. Sadece şu an göstermediğim noktaları göstermeye çalışıyorum. O yüzden elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Kazı dışarısında kalan kayalar arkadaşlar. Burası boşta. Gördüğünüz gibi mezar şeklinde kütle kütle kayalar yapılmış. Yani bu da kaleden geriye kalan parçalar. Bakın mesela burada bir tane, içerisinde oyma var yine. Oyulmuş. Bu da büyük bir işçilikle yapılmış kütle kayalar. Burada da var yine bir tane. Bunda da yine oyması var. Bakın içerisinde oyma var. Ha ablam. Dalgın içinde misin, dışarıdan mısın? Nereden? Dalgın içinde mi oturuyorsun? Yok, kenarındayım ben. Tamam, hani yurt dışından mı geldin diye onu sordum. Yok sana. Yurt dışından değil. Yani yurt dışından geldiysen belki şimdi internetler göstermiştir ya. Ha. Buralara geliyorlar mı açmak için? Gelecekler Allah'ın nasip ederse. Ha, bekliyorlar ha. Bayram sonu şimdi bakalım o güzel. Ha. Ne kadar olmasa ölüm var. Biri içeride, biri öldü gencecik. Neye yaradı? Hiçbir şey yaramadı. İkisinin de üçer tane çocukları var. Karıları geldi. Burada mı öldü? Burada içinde vurmuş. Silahla? Silahla vurmuş. Bir de pompalı tüfek varmış arasında. Kendi kendini mi vurmuş? Yok, bekçi. Bekçi burada nöbetteymiş. Ha. Nöbet teslim almaya geliyor. Ta kapıdan içeri atarken hemen karnını bir dağıtmış. Ondan sonra kafasına vurmuş. Ha. Rahmetli kaçayım der ki o taşların içine yıkılmış. Biz burada yoktuk, Emirdağ'daydık. Hani oruçta. Şey yapmak için gelmiş yani, kaçak kazı ya falan. Nöbeti alacak. Şimdi ben senden nöbeti teslim tamam alacağım. O da sen bana teslim vermeden vur beni. Aynı öyle. Onu da bak ki şuraya arabalarını durduruydular ikisi de rahmetli. Doğrudur. Hemen geliyor arabadan pompalı. Acaba şeyden dolayı mı ablam? Bu cinli minli olayından dolayı mı? Bilmiyorum, olabilir de gülüm. Ananı be. Çünkü ceset çok, hani çok ceset çık yani bu taraflarda. Bu içinde ceset çok.
Olabilir de bir anda şeye uğrar, Ano işte bilemezsin. olabilir, ondan dedim. Ama Yoksa niye vursun yani çekip, ikisi değil de mi? genç. Neymiş geç gelmiş. Ya bir saat geç al nöbeti, bir saat erken al, fark etmez. Aynen Zaten, o zaten hiçbir iş yapmıyorlar. Kulübede oturuyorlar. Başka hiçbir şeyleri yok. öyle. İşte Doğru. kolpalı tüfeği de alınca kafayı dağıtmış iyice. Hiçbir şey yaramadı. Sözde o da tıpta yatarmış. Yani bilincini kaybetmiş diye duyduk ama aslı var ama yok. Hani telefonla ulaşılmıyor, dinlenir değil. Doğru. Dinlenir telefonla ya bunu. Aynen. Yani ölüm var. Biz de yazın geliyoruz buraya köye de. Kışın Emirdağ'da duruyoruz. Kimi şehire gittim, şehirde ev var. Şehire 4 seneden beri adım atmıyorum. Katlağı sıktı beni çok. Doğrudur abla. Katlağı sıktı. Emirdağ serbest de yazın da geliyoruz buraya işte. Burası benim babamın Doğrudur. evi. Ben geleyim oturayım. 2 çocuk var, 2 kız var benim. Ama köyde kimse kalmadı herhalde abla. Yok kimse. Bulan gitti falan diyorlar. Doğru mu abla? Yok be gülüm, bulsak buzlar. Bu kaç senelik bekçilik oldu. Buradan emekli oldu bu. Öyle bir şey bulmadık. Bulsak biz buluruz. Doğru söylüyor. Hatta ben şuradaki evvel sene burayı koyun fışkısı attıydım. O zaman koyun malımız çoktu. Şuraya fışkı attım. Dedim azıcık fışkı alayım da hani biberler domatesler köküne koyayım diye. O vuran Ramazan geldi. Ne yapayım yenge dedi. Ben de Defin'i arayayım. Beraber ulaşalım dedim. Ne diyeyim ablam ne diyeyim. Doğru. Ama yok bir şey yok. Sırf ceset var. Ama bilmiyorum artık etrafı boyuna kazıyla yok bir şey. Yok yok. Milletin dediği kadar değil. Öyle bir şey olsa da ben köyümüz kalkınır. Villa gibi olur her yeri. Yani. Hani bir düşünsene Doğru. her yeri villa olur. Orada sen kaç çoluğun çocuğun var ablam? Allah'ım benim bir tane ya. Bir Kızın tane olan oğlan var ha. olsun Allah bağışlasın Amin, onu. amin. Ay gülüm Allah bir dirmesin acılarını göstermesin. Amin, amin. Benim küçüğümün oğlan kardeşimin bir kız bir oğlan vardı. Bak yavrum biz niye hiç duramayız şehirde? Doğru. Ablam biz alışmışız Bak köyümüze şimdi ya. 28 yaşında kızı oldu. Doğum yaptığı oldu. Bak bir de Doğru. oğlan kardeşim bir kız bir oğlan var. 3 sene sonra da oğlan oldu. Öldü. Doğrudur abla. 34 yaşında. Trilyonluk adam hiç ağzında da yok. İşte diyorum yani. Yani insan bir kaç soğanı kır ye çoluğuna çocuğuna azladınlayı bize Aynen. yetmedi Allah. Mutlu mutlu ye, değil mi? Yani biz şimdi anadan kaldık. Bu babam 34 yaşında öldü. Kalp krizi vardı. O dönüyordu. Anam da şekerden öldü genç. İyi kötü biz ayakta durduk, tutunduk. Kimseye muhtaç olmadık. Ama acılara çok bulandık. O Doğrudur. yüzden ya Peki yavrum. ablam bu sen çoktan beri buradasın yani doğma Doğma büyüme burada. Heh. buralıyım Peki ya. burada hiç böyle şey falan yaşandı mı? Ne? Cinli olaylar, minni olaylar, çarpılmalar falan. Vallahi gülüm burada benim adamın dayısının karısı vardı. Burada oturuyordu. Evet. Her sene hastalanırdı, konuşamazdı böyle. Herhalde vardı burada. Vardı değil mi? Vardı, ailesi çok hasta olurdu. Hiç konuşmazdı, öyle saf saf bakardı. Sonra bir neden sonra ama 6 ay giderdi o. 6 ay sonra iyi olurdu. Ondan sonra bir daha Bir hasta daha gel. olurdu. Demek ki ablam işte hani Vallahi. ben buranın şeyini biraz okudum gelmeden önce de hani böyle o sen dedin yani Ha, vurulmuş falan ha. diye ben oralara girmek istemedim. Sabredeceğim oralara. Şimdi buradaki Yasak. bekçi sen dedin hani bekçi olduğunu bilmiyordum o ölen kişi ve öldüren kişi bir şeye uğramış burada. O vuran, bunlar çok üçü bir arada geçinir. Bunların hiç bir şeyleri yoktu, zararları yoktu. Ama vuran burada ajanlık yapardı. Büze müdürün köylüsüymüş. Onlar birbirini tanırmış. Şu taşlar yıkıldı değil mi? O taşları üst üste koyamazsın. Hemen şikayet gelir, hemen bağlarlar. Hiçbir şey yaptırmazlar köyümüze. İşte vardı. O biraz dik giderdi. O biraz dikti. Anladım. Herkese şikayet ederdi. Kimse bir şey yapamazdı. Kaynım şuradan şehirden geldi. Malcılık yapayım dedi. Emekli oldu. Şehirde duramadı. Kendi babasının mülküne geldi. Hani 5 oda var ya yeni oda yapayım. Hani beton oda Anladım. yapayım dedi. 3. günü şikayet etti. 2 seneden beri durduruldu. Durdurulur hani burası şey site Şimdi alanı site olduğu alanı için yok. hani. O yüzden ya. Şimdi köyümüzün durumu iyi bizim. Herkesin emekli. Herkesin evi var. Emirdağ'da, Eskişehir'de, İstanbul'da, Afyon'da. Hani iyi. Anladım. Herkesin emeklisi de ille vatanın. Tabii. İlle vatanın. Ne olursa olsun Doğduğun vatanın. topraklar başka. Şimdi şimdiki aklım olsa Emirdağ'ın o evi yaptırmam. Şurayı ev yaptırın. Burada otururdum. Bir inek alırdım ablam. Doğru. Ben malı çok seviyorum. Çünkü Doğrudur. maldan kazandım ben. Doğrudur abi. Ben çok mal baktım. Doğrudur. Hani benim adam bekçiydi. Ben
koyunu kuzuyu katar. Nerelere giderdim koyun kuzu güderdim. Elimde hani şey koyardım, su koyardım. Gene gelir giderdim evime de. Ama ben ondan kazandım ablam. Çarpmadım, çarpmadım. Doğru. Allah helalinden verdi. Amin, amin. Cümlemiz abla. Doğru, oyaladım ablam. Eyvallah ablam. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet. Sen de.